Mine? Ha? Ne oluyor? Ha? Annen kırdı yine bir şeyler herhalde. Annem mi? Kalkalım istersen. Uyuyacağım ben biraz daha. İyi, uyu bakalım. Anne. Günaydın. Ne yaptın böyle? Kendime bir kahve yapayım dedim. Kırdım döktüm her şeyi. Bırak, canın sağ olsun. Bitti, ver bana, bitti ver. Oğlum. Ver anacığım şunu, ver, ben hallederim. Sizi de uyandırdım. Olsun olsun. Mine uyuyor. Şevket. Niye surat asıyor bana, hiç anlamadım. Şey, manasız. Herkese bir şeyler verdin ya evinden, hatıra olarak. Torunlarına, bize falan. Ona hiçbir şey vermemişsin, alınmış. Eyvah, üzüldüm şimdi. Nazlı'na da bir şey vermedim. Gelinlerini dışlamışsın yani. Vallahi hiç öyle bir şey düşünmedim. Tüh, bak nasıl canım sıkıldı şimdi. Üzülme anam, üzülme. Önemli değil o kadar. Sen de bir bardak olsun bulup veremedin mi? Konuşturuyorsun bunları. Şükrücüğüm. Buradayım. Ne yapıyorsun Şükrücüğüm? Şu annemin aynasını diyorum, şuraya. Olur mu Şükrücüğüm, baş köşeyi aşk olsun. Bak iyi ki gördüm. Sorsana bana. Tamam. Sen göster bir yer o zaman. Şurası olur mu, şu resimden oraya? Olmaz Şükrücüğüm. Astırmam o kırık aynayı salona. Annen de verecek başka bir şey bulamamış. O vermedi, ben istedim Nazan. Kırık mırık. Bu aynanın bende ne anıları var biliyor musun? Ne olursa olsun. Gençliğim geçti bununla. Limonlu ip ne saçlar taramıştım karşısında. Saç kremi falan yoktu o zaman tabii. Şurayı olmaz mı? Olmaz Şükrücüğüm. Yeri değil burası. Sen daha mı afaladın yahu? Kırgınım annene de. Herkesi iyi kötü bir şeyler verdi. Mine ile beni ayırdı. Ya kırılacak ne var bundan Hasan? İşte verdi, bu ne? Öyle değil Şükrücüğüm. Onu sana verdi. Hepsini düşünmüş. Bilgi, Ali, Cem'i, sizi. Tabii canım. Biz el kızıyız. Aa, aşk olsun ama büyüttün bu işini Hasan. Yo, büyütürüm Şükrücüğüm. Çok gücüme gitti. Mine ile de konuştuk. Şuraya ne dersin? Olmaz Şükrücüğüm, olmaz. Tamam Şükrücüğüm, anlaşıldı. Bu evde bize bir çivi çakılacak yer yok. Hesap at sultanım. Buyurun efendim. Herhangi bir şikayetiniz olursa bildirin Haydar. Müşteriyi memnun tamam etmek vazifemiz. Tamam. Hey maşallah. İmparator babanız, imparator. Ne oldu? Aldınız mı beyaz eşyayı Asım? Babam vazgeçti birden enişte. Niye? Haberin yok mu enişte? Son anda direkten döndük. Çalıntım almış hepsi. Yengeç bizi bir yere götürdü. Yapma be. Tüh. Şerefsiz. İyi günler. Ayakta uyuyorsun aslanım sen de. Sen kadar kum sen bakkal efendi. Vallahi bak söylerim babama, anında gidersin. Ne konuşuyorsunuz orada iş zamanı fısır fısır iblis? Ne konuşacaklar canım? Abimi çekiştiriyorlar. Hay abim kadar taş düşsün başınıza inşallah. Ve dua okuma iş yerinde sultanım. Bereketi kaçacak dükkanın. Abin de ayıp etmiş ama sultan hanım. 3 kuruş para kazanacağım diye insan akrabasını yakar mı? Ne yaptı canım adam? Bilip bilmeden konuşmasana sen de. Tabii Halil Bey de kabahat. Kim ne dese bir avuç tuz alıp koşturuyor. Hesabına bak sultan hanım. Müşterinin yanında konuşulacak şey değil bunlar. Sen şu damadına bak asıl. Rahat duruyor mu mikrop? Şşş, ağzımızı bozmayalım sultan hanım, hop. Ne oluyor öyle mikrop? Öt! Yap alışverişini, yürü sen de iblis. Kırarım boynuzunu. Getirme beni oraya. Hayır ama babacığım, insanın gücüne gidiyor. Biz de 2 çocuk babasıyız. Bak hadi hala gidelim. Konuşuyor iblis. Ulaşma Cafer abi. Alalım şunları gidelim. Hadi hadi. Hadi aslanım. Uğraşılmaz onlarla hadi. Pis herif. O ne yengeç o. Bize de ormandan arazi bulmuş. Kakalayacak. Terbiyesiz. Bunlar yakıyor ormanları. Mafyaya karışmışlar. Kadın kendine eşya alınmıyor diye çıldıracak enişte. Babam nereden buldu bunu be enişte? Piyango. Şerefsizim piyango. Alacak tabii babası her şeyini. Çatlasınlar.
Koskoca Halil Gıda Pazarı oğluna hiçbir şey almadı mı dedirtecekler? Bana taş atıyor, duyuyor musun Halil Bey? Sana müşterinin yanında konuşma demedim mi iblis? Mahsus mu yapıyorsun? Mahsus tabii canım. Ay ablası ne yapıyor acaba kardeşine? Hı? Siz ne alıyorsunuz bakayım? Eşek değiliz ya. Biz de alacağız elbet bir şeyler. Kapat çeneni iblis! Ayşenge. Gel Halis. Yaptın mı sen de işleri? Yapıyorum. Bakayım. Bak bakalım istediğin gibi olmuş mu? Aferin. Çocuk koyma sakın. Koymadım. Aferin. Öpüşürüz falan öyle yumuşak yumuşak. Ağzımız kokmasın. Tövbe yarabbi. Onlara çok güzel paket yap Ayşenge. Kağıt peçete de koy. Olur. Dilek belki ilk gün olduğu için kahvaltı yapmadan gelir. Karşılıklı oturur yeriz öyle konuşa konuşa. Hadi bakalım hayırlısı. Çok heyecanlıyım Ayşenge. Dilek işe başlıyor. Bak yerimde duramıyorum. Saçlarım güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş maşallah. Bana da maşallah. Dilek de çok güzel maşallah. Nasıl giyinmişim, yakışmış mı? Pek yakışmış tütütüt. Bundan sonra tulum giymeyeceğim Ayşenge. Baban duymasın. Bakışlarım nasıl? Yakıyor muyum bir bakışta? Tövbe yarabbi. Sağ ol Ayşenge. Ver hemen gideyim. Dilek gelmeden. Hadi güle güle hayırlı olsun. Yavaş konuş Ayşenge. Babamlar uyanmasın. Beni sorarlarsa dükkandayım tamam mı? Tamam. Hadi Allah rast getirsin. Sen de havlama sakın abat. Aa, kahvaltı etmeden Halis nereye yavrum böyle erkenden? Yakalandık işte gördün mü? Hep senin yüzünden Ayşenge. Ben ne yaptım şimdi oğlum? Ne yapacaksın? 40 saat hazırlayamadın sandviçleri. Sandviç mi? Ne sandviçiymiş o? Ah. Sana ne? Al. Orası laf patlatır hemen seni. Aç bakayım şunu. Anne bak sana dönecek. Aa, konuşuyoruz Davut. Sakin ol. Hemen ense patlatmak mı lazım? Bu nasıl konuşmak Hulriye? Baksana şu terbiyesize. Halis sen de güzel konuş babanla oğlum. Bir şey sordu sana. Bana ne? Direkt yiyeceğiz anladınız mı? Baş başa. Ayşengem yaptı. Ne işi var bu saatte dükkanda direğin salak? Evet oğlum çok erken. Gelmez bu saatte. Olsun anne. Ya gelirse? Derdim orada. Yatıyordur orada şimdi moho gibi. Yatıyordur hayırsız. Kaldırırım. Dükkanı bir temizletirim. Oda spreyi falan sıktırırım. Havalandırırım. Sarımsak kokutmuştur şimdi leş gibi her tarafa. Be, aman aman söyleme. İğrenç anne. Çoraplarını dağıtmıştır oraya buraya. Söyle ona. Her gün yıkanacak o çoraplar. Öyle oraya buraya atmak yok. Adam olmaz oğlum ya bırak. Sen de nasıl taramışsın öyle o saçlarını? Tüh. Nesi var baba? Ayşengem çok beğendi. Tüh. Yakışır mı şu haller bir Türk çocuğuna? Öküz yalamış gibi. Tövbe yarabbim. Söyleme öyle Davut. Özenmiş ne güzel taranmış çocuk. Ne iş buldum ki penguen? Vay anasını diyeceksin. Ne bu abi? Limonata satacağız. Şurada okulun önünde. Limonata mı? Tabii aslanım. Sermayesiz iş bu. Biraz limon tuzu. Doldur şehir suyunu. Birkaç tane de buz. Bitti. Belediye rahat bırakır mı Cafer abi? Karışmaz bize belediye. Buranın zabıtalarının hepsi tanıdık aslanım. Bize mi taş koyacaklar? Onu düşünme. Tamam abi. Ne para var bu işte biliyor musun? Dua edeceksin abine sonra. Her zaman dua edeceğiz abi. Allah razı olsun. Tamam mı? Satacak mısın onu söyle. Niye satmayayım abi? Heh, tamam. Birkaç güne kadar başlıyoruz o zaman. Oldu. Hadi güle güle. İyi günler. İyi günler. Buyurun. İyi günler. Sen nerelerde sürtüyorsun yine be adam? Ne sürtmesi efendim? Tövbe valla. Jet hızıyla gittik geldik. Buyurun. Hadi hadi atma. Şu servisi yap bitir de gel. Bak buzlar var. Tabii efendim derhal. O yatak çarşafı veren gazeteye ne olmuş? Çıkmıyor mu yoksa? Halil Gıda'ya gelmiyormuş efendim. Kapanmış galiba. Buyurun. Telefonludan aldım. Tüh. Allah kahretsin. Dolandırıldık desene. 6 tane kuponu da kestik sakladık. İyi günler Sabri Bey amca. İyi günler. Nereye böyle erken erken? Bundan sonra hep böyle gideceğim Sabri Bey amcacığım. Sevgilim bizde işe başlıyor. Telefonlara bakacak. Ha, hadi bakalım.
Sandviç yaptı Ayşe yengem biraz. Oturup baş başa yiyeceğiz Sabri Bey amcacığım. Öyle öpüşe koklaşa. Vay be terdim. Yakıyorsun ortalığı. Bu ne havalar? Saçları da taramışsın cam gibi. Kokum nasıl Cafer amca? Geliyor mu sana? Oo, geliyor valla. Buna hiçbir kız dayanamaz. Ali teyzem nasıl Sabri Bey amca? Yatıyor mu öyle sıcak sıcak? Kalktı. Niye sordun? Hiç öyle sordum. Öpüyorum yanaklarından. Hadi bakayım hadi işine. Dolaşma buralarda fazla kırarım bacaklarını. Hadi terdim. Ayıp oluyor ama. Utanmaz ahlaksız. Başladı yine sapık sapık konuşmalara. Azdı, azdı. Konuşmak lazım bu alaman bozuntularıyla. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Maşallah nasıl oldu? Erkencisiniz bu sabah. Uyuyamıyoruz ki efendim gürültünüzden tangır tungur. Büyük hanım da mı uyandı yoksa? Uyandı kadıncağız, ne yapsın? Tuvalette. Çıkınını nereye koydu acaba? Çıkını da elinde girdi efendim. Allah Allah. Mutlaka kıymetli bir şey var içinde o zaman. Hadi efendim, hayal mi görüyorsunuz? Ne olacak? Çarçaput. Mümkün değil. Bunu bir açabilsek ele geçiremiyoruz ki. Onunla yatıp onunla kalkıyor kadın. Siz ne diyorsunuz muhterem? Var mı bir şeyler acaba, altın filan? Kiminle konuşuyorsunuz efendim? Rahmetliye soruyorum. Rahmetliye mi? Sapıttınız herhalde. Büyük hanım. Oho, orada mısınız efendim? Bir ihtiyacınız varsa yardım edeyim. Pıst! Sen de dolaşıyorsun ayak altında, Allah'ın cezası. Aa, vurmayın hayvana öyle. Canım canım. Babam başladı yine tepinmeye. Ayla Hanım, karşınızda beygir yok sizin. Aa, terbiyeli olun biraz. Aa, ben de sizi bekliyordum efendim. Çıktınız mı? Sıhhatler olsun, verin bana. Yıkıl karşımdan, soyguncu. Aman efendim, çıkınınızı karıştırmak için değil. Yardımcı olacaktım oturmanıza. Buyurun böyle. Çek elini git başımdan. Komiser geldi mi göreceksiniz. Komiser mi? Ne komiseri anneciğim? Karakola haber verdim, gelecek. Anlayın işte efendim. Ben konuştum ya komiser olarak. Aşk olsun anneciğim. Hırsız muamelesi yapıyorsunuz artık bize. Hırsızsınız ya. Soyguncular. Polise haber vermesem servetimi elimden kapacaksınız. Küserim vallahi. Anılmayın efendim. Yaşlı kadın. Ne söylediğini bilmiyor. Kusuruna bakılmaz onun artık. Öpeceğim. Vallahi öpeceğim. Canım kayınvalidem benim. Hakaretleri bile bazen ne kadar hoş oluyor. Git başımdan. Ara şu karakolu, çabuk gelsinler. Aferin oğlan. Duygulandım. Senin yazarların da varmış Nazif. Sana layık olmaya çalışıyorum babacığım. Teşekkür ederim. Okuyacak mısın bunu Cumhuriyet Bayramı'nda? Yok babacığım. Konuşma yapacağım. Belki ara sıra bir göz atarım ama... Sesini yüksel. Çekinme o 3-5 molladan sakın. Yok hadi babacığım. Niye çekineyim? Mızmızlık yok öyle. Kürsüye vura vura, tamam mı? Tamam babacığım. Cumhuriyeti anlatıyorsun öğrenciye oğlum. Bu cumhuriyet hep misin? Bak dolandırıcılar bile yaptıkları hırsızlıkları, göğüslerini gere gere anlatıyorlar mahkemelerde. Bizim çekineceğimiz, korkacağımız ne var Nazif? Ne var babacığım? Çok şükür tabii. Nazif, geç kalıyoruz okula. Tamam hayatım, hazırım ben. Babamla bir şey konuşuyoruz. Kızım sen de duramadın 2 dakika. Başım döndü. Ne yapayım ama baba? Derse yetişeceğiz. Kim toplayacak sonra bunları? Ben toplarım, bırak. Bitti bitti ha. Baba ara vermişken musakka yaptım, sıcak. Pilav da var, ısıtırsınız. Yemem kızım, yapmasaydın keşke. Ben de çıkacağım biraz sonra. Arkadaşlarla buluşacağız öğretmen evinde. Tamam babacığım, taksiye falan binerseniz münakaşa etmeyin sakın kimseyle. Ben nerede, kiminle nasıl konuşacağımı bilirim Nazif Efendi. Evet. Nasihata ihtiyacım yok. Evet Nazif, çocuk var sanki karşında. Hadi yürü. Hadi. Hadi bakalım, göreyim seni Nazif. Evladım, coşsun öğrencilerini de yumruğunu vura vura. Bu bizim bir tanecik cumhuriyetimiz oğlum. Tabii babacığım. Yüksel sesini. Şeriata geçit yok. Hadi sallanma Nazif. Şimdi de kapıcı geldi.
Kolay mı sahip olduk biz bu cumhuriyete evladım? Buyurun. İyi günler. Kolay mı babacığım? İyi günler. Bu hocamın gazetesi. Sağ ol evladım. 75 yıldır dimdik ayakta. Hey maşallah. Bu gazeteyi apartmanda sizden başka alan yok zaten. Heh, bu da kuponlu Aysel hocamın. Buyurun. Duydurma Nazif. Pısırık olma. Sesini yükselteceksin. Yükselteceğim babacığım. Hoşçakalın. Güle güle. Hakkımı helal etmem bak. Göğsünü gere gere. Geri geri babacığım. Ay Nazif, geç kaldık diyorum sana. Yürü. Tamam geldim geldim. Hey maşallah. Fırtına gibi hocamız, fırtına. Biz bu cumhuriyeti sokakta bulmadık Nazif. Tabii tabii. Sen bir saat kaç? 8'e geliyor. Eyvah! Niye uyandırmadın beni sevgilim? 3 kere seslendim Sedat. Dürte dürte uyanmıyorsun ki. Uyanamadım Serpil, ne yapayım? Sabaha karşı yattım. Sedat, başladın mı sen yine orada burada sürtmelere? Neredeydin sabaha kadar? Mal yükledik Serpil. Nerede olacağım ha? Başladın mı sen de yine Clinton'un savcısı gibi soruşturmalara? Başladım evet. Bak Sedat, bu bizim son şansımız. Eğer yine bir dolaplar çeviriyorsan bu katil seni öldürür. Ne dolabı kardeşim, sözlerimize dikkat edelim biraz ya. 24 saat işimizin başındayız biz. Heh, o kadar söylüyorum işte. İstersen olma. Hadi giy giy. Ne arıyorsun sen? Ayakkabıların nerede? Ayakkabıların burada, ne arasın, dışarıda. Hadi giy. Tamam tamam tamam. Kravat takmıyor musun? Takacağız kardeşim, bir dakika. Aa, kafam kazan gibi zaten. İçtin tabii sabaha kadar. Ne içtisi sen, bir çıldırtma insanı ya. İnternetin başındayım diyorum sana sabaha kadar. Ben de inandım. Aa. Tamam mı? Kızım şu ayakkabılarımı ver. Baba günaydın. Günaydın kızım. Aramadın inşallah Yavuz abi. Şimdi ararsa görürsün. Aman ha, erkenden getirdiğin hanginiz açarsanız. Ver bakayım. Tamam bırak şunu, rahat dur. Hani sabaha kadar internetin başındaydı, ne oldu? Hadi tamam. Baba sok şunu ayağına. Solu değil, sağa sağa. Tamam sağa. Biz palavra sıkmıyoruz kardeşim. Canımızı veriyoruz işimiz için. Bugün Bill Gates'le görüştük uzun uzun. Bill Gates'le mi? Sen? Senin o kadar İngilizcen yok ki baba, nasıl konuştun? Paranın dili yoktur kızım. O bana how are you Sedatçım diyor. Ben de fine thanks Bill Gates'im diyorum. O kadar. Tak tak. Geçtim hemen aynamın karşısına. O bizim de aynamız baba. Açıl bakalım şöyle. Annem bana verdi. Annen duymasın. Çok bozulmuş. Ha. Nerede o? Bilmem. Hey gidey. Ne anılarım var biliyor musun şu aynayla? Ergenlik sivilcelerimi buna baka baka sıkmıştım. Aydın nerede? Banyoda. Adam bir girdi mi iki gazeteyi birden okuyup çıkıyor. Ne var? Bugün yine çok havalısın. Zeynep'le mi buluşacaksın? Hmm, sinemaya gideriz belki. Belli oluyor. Bitirmişsin yine kokumu. Yok be baba, şu kadarcık aldım. Günaydın efendim. Günaydın enişte. Günaydın. Yani Aydın, şu gazeteleri şöyle dağıtmıyor musun? İllet oluyorum ha. Birine de biz bakalım baba. Aa, aynanın yeri çok güzel olmuş. Burayı uygun gördün Nazan Hanım, ne yapalım? Aa, o muydu sabah sabah çekiç sesleri? Oydu. Uyandırdık mı beyefendi? Senin de hiç insafın yokmuş be baba. Tam beynimize böyle güm güm. Anneciğim, akşam geç gelebilirim, yemeği beklemeyin sakın, olur mu? Kampanya hazırlığı mı? Çok büyük bir portföy anne. Eğer müşteri memnun kalırsa bize de prim verecekler. Hadi inşallah. Metinleri ben hazırladım biliyor musun? Aa, aferin. Bilge, Aydın'la aranızda bir şey mi var sizin? Yo, niye sordun? Hayır, bana öyle gibi geldi de konuşmalarınızdan. Yok canım, iyiyiz, merak etme sen. Neyse, iyi olun da. Aydın kurcalayıp durma oğlum şunu. Bakıyorum efendim. Bakıyorsun ama kafamız şişti. Ha baba, bir dakika çevirme, okuyorum şunu. Ya bırak oğlum, kendi gazetene bak. Aa, okuma salonuna dönmüş burası maşallah. Hadi buyurun. Bu sabah kahvaltı niye böyle gecikti Bilge? Özür dileriz. Elimizde olmayan teknik bir arıza nedeniyle. Laf isteme sabah sabah sen de oğlum. Hayır efendim, işim var da.
Söyleşi yapacağız Cenab abiyle radyoda. Aa, bugün mü? Kaçta enişte? 14'te, kaçırmayın. Çok ilginç olacağı benziyor. Dinleyelim. Size buyurun dendi değil mi Ali Bey? Duymadınız herhalde. Duydum sahip. Hadi babacığım, hadi hadi. Geldim kızım, geldim geldim. Neler konuşacaksın canımın çile damat? Çeşitli efendim. Sanat, Mersin, güncel, politika. Kadınları sor ona enişte, aile hanımı falan. Ayıp oğlum ha. Apartman dedikodusu mu yapacak adamla? Ekmeği uzatır mısın Hasan'cığım? Eve bir ayna getirdik, hedef olduk. Öyle sadece bir ayna meselesi değil Şükrücüğüm. Çarpıtmayalım lütfen. Büyüttün ama sen de bu işi anne. Sen lafa karışma. Evet. Babaannem bize 3 tane şey verdi diye. Karışma oğlum sen bu işlere. Politik konular bunlar. Siz bize nelerinizi bırakacaksınız efendim? Aa, o nasıl söz öyle Aydın? Of, savaş çıkar bu laftan be enişte. Amma devirdin ha. Bizim ölmemizi beklemeyin paylaşmak için oğlum. Her şeyimiz burada. Babaanneciğim günaydın. Günaydın gel oğlum. Kahve mi içiyorsun? Oturmuşsun dedemin koltuğuna da. Ne yapayım? Hadi kahvaltı hazır. Gelmiyor musun? Yok be oğlum, canım bir şey istemiyor. Kalk kalk, sensiz olmaz hadi. Cumhuriyet bayramına götüreceğim ben kızımı. Törene böyle askerler geçecek önümüzden. Bak. Anne ekmek kızartmış. Mis gibi kokuyor. Ay. Annem kalkmadı mı? Uyuyor, kalkmaz. Tavır yapıyor anneme. Size bir şeyler verdi ya. Bakın size kimi getirdim. Leyla Sultan hoş geldin. Günaydın. Günaydın kızım. Mine uyuyor mu daha? Uyuyor anneciğim. Gel, gel otur şöyle. Gel geç. Cem, yemek mi yiyeceksiniz bu öğlen Nimet Hanımlarla? Öyleymiş. İş görüşmesi mi yoksa? Ne işi baba? Olabilir oğlum. Raşit Bey ağzında bir şeyler geveliyordu geçenlerde. Su bak, sütünü hazırladım kızım. Hadi kızım, aferin. İç bakayım şunu. Al bakalım. Cumhuriyet Bayramı'na gideceğiz biz kızımla. Özge sana bir şey söylediler mi? Yo, bir şey konuşmadık. Yemekte öğreneceğiz baba. Hacer geldi. Gelsin bakalım. Hoş geldin Hacer Hanım. Hoş bulduk canım. İyi sabahlar. Oo, teyze ne güzel. Torunların da yanında bu sabah, afiyet olsun. Gel Hacer Hanım. Kahvaltı etmediysen al bir tabak. Ettik ettik sağ olun. Bir çay içerim. Ay, o otobüslerin halini bir göreceksiniz. Üst üste. Eziyorlar insanı, balık istifi gibi. Ne yaptınız eşyaları? Verdiniz mi Ergun Bey'e bir şeyler? Ay, o ne gözü doymaz adammış teyze. Vallahi ben araya girmesem hepsini alacak. Abbas çekildi, karışmıyor. Hepsini olmaz. Konuştuk, istediği birkaç şey. Ne demek hepsini? Anne, şu Demet'le Bülent'e de bir şeyler verelim ha. Bak bir aya kadar evleniyorlar. Hiçbir şeyleri yok çocuklar. İyi olur babaanne, ben de söyleyecektim. Verin oğlum eski demezlerse. Vallahi benden duymuş olmayın ama Demet Hanım'a söylemişler, istemiyormuş. Kendisi bilir, bizden söylemesi. Ay, yani şu senin eşyan olay oldu teyze. Herkesin gözü üstünde. Ne oldu Hacer? Eşya kavgası mı yine? Anne günaydın. Günaydın. Yok be ablacığım, onu anlatıyordum. Ergun Bey ne aç gözlü adammış, koskoca müdür. Buyursunlar Mine Hanım, şeref verdiniz. Üstüme gelme Şevket. Dalga geçilecek bir şey görmüyorum ben durumda. Hadi anneciğim buyurun. Esmer'le aramız gittikçe açılıyor İbrikçi. Cilve yapıyor Cenab abi. Senin cazibene dayanamaz o. Öyle mi dersin? Öyle. Hadi iç şunu. Bu ne canımın içi? Ballı süt. Ses açar. Radyoda konuşacaksın ya Cenab abi. Kutlarım. İyi düşünmüşsün bunu. Eline sağlık. Afiyet olsun Cenab abi.
Aman kitabından da söz et Cenab-ı abi, reklam olur. Söz edeceğim tabii Bekçi. Hem de uzun uzun. Sana gel, İstanbul. Ha, hi, ho. Aydıncığıma da hatırlatalım, sormayı unutmaz. Canlı yayın bu. Tabii abi. Kitap iki baskı fazla yapsa fena mı olur? Fena olur mu Bekçi? Para lazım. Bu Halil Gıda'nın peynirleri yağsız ve yumuşak. Bak selamı söyle, alışverişi keserim. Öyle bir şansımız yok Cenab-ı abi. Adam ne verirse o. Veresiye alıyoruz biliyorsun. Ama olmaz ki canım. Her an bu evden kovulabiliriz İpekçi, ne yapacağız? Sevgili ev sahibimiz Ayla bize fena halde küstü. O konuda benim yapabileceğim bir şey yok Cenab-ı abi. Bütün umudumuz sende. Ben de ne yapacağımı şaşırdım İpekçi. Kadının kedisi bile bana öyle ters ters bakıyor. Neydi onun adı? Tontoş Cenab-ı abi. Tontoş, evet. O da çılgınların evinde biraz üşütmüş anlaşılan. Şey yapayım diye düşünüyorum İpekçi, ne dersin? Ne Cenab-ı abi? Bu husumeti ortadan kaldırmamız lazım. Elime böyle bir demet çiçek alıp ziyaretlerine gitsem. Anında yumuşar Cenab-ı abi. Yap şunu be. Düşünüyorum da. Sabriciğimi incitmeyelim bu sefer. Yok be Cenab-ı abi. Adam paradan başka bir şey düşünmüyor. Bakmadan açmayı Bekçi. Aydın'dan başka kimseyi çekemem. Olur Cenab-ı abi. Hah öyle çat kapı, Cemil, Halis falan çekemem. Bu ne ya? Veresi de olsa bu ne biçim peynir yani? Kazıklıyor bizi bu Halil Gıda. Aydın, Aydın. Sıtkı abi merhaba. Merhaba Aydıncığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Cenab-ı abi. Buradayım canım hiç, gel. Ses açma temrinleri yapıyorum senin için. Nasılsın? Sorularımı hazırladım. Bir prova yaparız istersen. Yapalım canım içi. Heyecanlı mısın? Eh biraz. Özel sorularım var mı? Olacak. Olsun. Başlayalım. Bir çay içer misin? Almayayım. Teşekkür ederim. İçmem. Kayınvalidemin demli çayından 3 bardak içtim. Otur canım, otur. Bir kahve yap Aydıncığım o zaman İbrikçi. Hadi. Yapayım Cenab-ı abi. En geç gelecek ayın 4'üne kadar ödenecek bunlar. Tamam mı? Söyle herkese. Tamam efendim. En geç 4'üne kadar. 10 gün önceden dağıtıyoruz ona göre. Daha ne canım? Zaman babacığım, zaman zaman. Ne diyor o salak? Salak salak konuşuyor işte efendim. Zabı tutuyorsun sandı da herhalde. Korktu. Ya bu nasıl apartman? Sözde asansörün diye tuttum. Vallahi daha taşındığımızdan beri bir kere inmek nasip olmadı. Buyurun. Ah efendim ah. Kimsenin birbirini düşündüğü yok ki bu apartmanda. İyi günler. İyi günler efendim. Rezalet vallahi. Ne zaman düğmeye basıp çağırsak meşgul. Kim kullanıyor bu kadar? Nerede bu asansör? Ne söyleseniz haklısınız efendim. Sanki özel, kendilerine ait babalarının malı. Dayarlar ayaklarını kapıya. Bu da koyar sepetini saatlerce çene. Eşek bunlar efendim. Özür dilerim ama eşek. O zaman bir apartman toplantısı yapın da şu eşekleri yakından tanıyalım. Yapalım efendim. Daha ne eşekler var bu apartmanda, ne eşek... Ah! Buyurun, iyi günler. Babacım katil katil. Neydi komşu, eşek mi? Anlamadım. Ah, şey efendim, ortaya asansör rezaletini konuşuyorduk da. Oynat böyle ellerini, hasret mi vatandaşın? Özür dilerim efendim. Canımın sıkıntısından boş bulundum. Kız Yavuz, ne üstüne yürüyorsun öyle katil gibi adamın? Bembeyaz oldu bak rengi. Öldürecek misin adamı? Aa! Ablacığım, konuşuyoruz burada. Kapat çeneni. Cafer! Buyurun. Bizim biraderi gördün mü koçum? Gördüm Yavuz Bey. Az önce çıktı. Az önce mi? Başladı mı yine vatandaşa kerekler? Efendim maalesef siz ona acıdınız, yeniden yanınıza aldınız ama böyleleri uslanmaz. Konuşalım bakalım neymiş yine derdi. Duydun mu ablacığım? Kız bir iyilik yapalım dedik. Araya girdik. Kapak bizim başımıza patlayacak şimdi gene. Efendim tanıştırayım. Emekli edebiyat öğretmenimiz Muvaffak Bey. Hocam hürmetler Yavuz. Hürmet bizden efendim, memnun oldum. Şengül Hanım'ı tanıyorsunuz herhalde. Ses sanatçısı. Bir de klibi var, izlemişsinizdir. Öyle mi? Cahilliğime verin hanımefendi. Eşerimiz hocam. Ellerinden öper. Öp ablacığım. Estağfurullah efendim. Kız baskı yapmasana şöyle. Zaten öğretmen deyince tüylerim diken diken oluyor. Anneciğim nereye? Kız gelme benim peşimden. Kırarım bacaklarını ha. Anam. Nereye böyle efendim? Yıkıl karşımda sen de. Teyzeciğim hürmetle.
Teyze, nereye böyle teyze? Kız, ne oldu, gıcın mı tuttu yine beni görünce? Geldiniz mi evladım? Karakola gidiyorum. Polise teslim edeceğim bunları. Servetimi elimden almaya çalışıyorlar. Tövbe. Neler söylüyorsunuz anneciğim? Yabancıların yanında. Duyan da sahi sanacak. Sus. Akşama baban gelsin söylemezsem. Sen komiser misin evladım? Komiser mi dediniz hanımefendi? İdare ediyoruz efendim. Ne yapalım? Zaman zaman aklı gelip gidiyor böyle. Alzheimer. Hayır efendim. Alzheimer. Ver şunu bana Selim. Cemil git başımdan. Ne anlarsın sen bu işten? Anlarım. Benim adım Cemil. Ver bak nasıl yapıyorum iki dakikada pırıl pırıl. Of of git başımdan dedim Cemil. Rezil olmayalım el aleme. Benim adım Cemil. Ben cam sildirtmem karıma. Ver onu. O zaman çok para kazan da bir kadın tut şu eve haftada iki gün. Tutarım. Şu romanın bir basılsın yok satacak. Sen önce yaz bitir de onu. Kendin olmuşsun bir roman. Bitti sayılır. İki gece otursan da aklının başına tamam. Benim adım Cemil. Ver şunu. Cemil bağırtma beni. Ulan. Katiller gidiyor Sevim. Ha, sen katillerle konuş. Can mı siliyor kız o manyak? Abicim terbiyeli olun. Hastalıklı vatandaşı hocamızın yanında. Kolay gelsin sayın abim. Sağ ol. Yardım ediyorum Sevim'e. Yağmur da fena kirlenmiş. Nereye böyle? Gidiyoruz eserimizle. Hocamızı da aldık. Bu da her şeyi öğrenecek baykuş. Buyurun. Beyefendi ben sizi yolunuzdan alıkoymuyorum inşallah. Yok hocam olur mu öyle şey? Bizim için büyük şeref buyur. Teşekkür ederim. Muvaffak Bey ne oldu senin dava? Sana ne adamın davasından Cemil? Ne olduysa oldu. Ona da soktu burnunu. Ne olacak efendim? Mahkeme-i Kübra'ya kaldı. Bakalım temyize de gittik ama. Aman aman. Bu memlekette işin mahkemeye adliyeye düşmeyecek valla. Hocam buyur. Zahmet etmeyin efendim. Ben binerim. Ne demek? Vazifemiz. Atla hocam sen de. Fazla kıvırma. Biniyoruz ya kız. Ver kuşum yavruyu eserimizi kucağına. Ah canım nasıl da laf dinliyor. Prens hakiki prens ya. Prens. Yapsın şimdi üstümüze kakaları gör bakalım. Got got got. Kaldır kuşum o pislikleri. Sarsmadan götürelim hocamızı. Baş ne? Kur'an. Adam ne güzel kalkış yaptı gördün mü Sevim? Kim? Katil. Aman bana ne be patlasın. Gitti mi haydut? Şimdi gitti. Geberesice. Nasıl oldu da bidonlara çarpmadı? Hocadan utandı hocadan. Hiç kimseden utanmaz o mafya bozuntusu alçak. Vallahi bugün de çarpacak olsaydı atlayıp üstüne şuradan ağzını burnunu kıracaktım. Ben de kıracağım vallahi bir gün. Hayır yani insanın çok gücüne gidiyor canım. Sen İyi misin hocam? İyiyim iyiyim Yavuz Bey. Siz önünüze bakın. Unutmazsa. Kız Yavuz açsana şunu sesini birazcık. Ay! Eli konu rahat mısın ablacığım? Şişirmeyelim hocamızın kafasını. Elin kırılsın inşallah katil. Ağır ol ablacığım. Hop bana bak. Arabayı devireceksin. Aman aman şakası olmaz bu işlerin. Ben yok bir şey yavrum. Sakin ol konuşuyoruz. Yetti ulan bu da. Kot kot kot. Şimdi fırlatıp atacağım ha. Ablacığım sözlerimize dikkat edelim hocamızın yanında. Hasret miyelim vatandaşı. Bak bak bak. Şu simidiye bak. Görüyor musun hocam? Babası altına çekmiş her gelin arabayı. Bize hava atıyor. Trafik canavarı olmaz mı insan şimdi ha? Aman aman. Kız rahat dur. Kudurdun ha katil gibi sende. Yavuz Bey. Buyur hocam emret. Hayır estağfurullah. Bir şey dikkatimi çekti de. Size neden katil diyorlar birini mi öldürdünüz? Yok hocam. Vatandaş öyle isim takmış. Ha, lakap demek. Yakında öldürecek birini bu gidişle hocam. Ablacığım biz konuşuyoruz burada. Harçtan gazete okumayalım. Ha hocam. Dava mava bir şeyler söylüyorsun hayırdır? Alacak davası falansa hiç uğraşma öyle. Avukat mahkeme falan. Anında alırız. Göbeğinden işitiriz şerefsizi. Göbeğinden mi işitirsiniz? Evelallah hocam. Sen keyfine bak. Uğraşma böyle şeylerle.
Yavuz Bey, rica etsem şurada durabilir misiniz? Ne oldu hocam, hayrola? Daha fazla devam edemeyeceğim efendim. Kalbim müsait değil. Çok teşekkür ederim. Hadi. Allah size selamet versin. Masanın altını da sık tertip. Ayak kokusu kalmasın. Sıktık ya. Kaç defa sıkacağız? Halt, konuşma. Ben de dersem o. Sık çabuk. Dikkatli ol. Sandviçler üstüne değil. Şunun birini de biz yesek ne olur be tertip. Halt. Ayşe yenge bunları bizim için yaptı. Biz yiyeceğiz. Öyle yumuşak yumuşak. Eskiler alırım. Heh, Hüseyin abi geldi. Gelsin, ne yapalım? Dükkan da gelin evi gibi olmuş maşallah. Yalnız mısınız tertibim, ustam yok mu? Yok, daha gelmedi. Dileği bekliyoruz Hüseyin amca. Bugün mü başlıyor işe? Bugün Hüseyin amca. Hadi hayırlısı. Mesai saatini geçirmiş ama biraz. Olsun, o biraz uykuyu sever Hüseyin amca. Sevgilisine de hiç kıyamaz. Hadi inşallah yüzüklerin takıldığını da göreceğiz. İnşallah. Duydun mu tertip? Duydum, olmaz o iş. Niye? Amcam takmaz. Hüseyin amca bak ne diyor. Takar tertibim, takar. Zaten her şeyin bir zamanı var. Bunlar ne böyle aslanım? Vallahi uzaktan ye beni diyor. Halt! Sakın elini sürme Hüseyin amca. Allah Allah, niye tertibim? Dokunulmazlıkları mı var? Var. Dilek de benim için hazırladı onları Ayşe yengem. Kimse yiyemez. Bana da yedirmedi Hüseyin abi. Gözüm kaldı vallahi. Senin bu Ayşe yengen de ne marifetliymiş. Babam duymasın. Hah, amcam geldi. Geldik. Ne bağırıyorsun öyle avaz avaz? Konuşmasını bilmiyor ki babacığım. Böyle gibi. Hoş geldin. Hoş geldin ustam. Gelmedi mi? Gelmez amca. Korkuttu kızı. Korkuttu mu? Ne söylüyorsun sen öyle? Kıskanç adi. Al. Güzel konuş, patlatırım. Gelir aslanım, gelir. Telaşlanma. Belki bir işi çıkmıştır. Buradan iyi yer mi bulacak? Olabilir Hüseyin. Belki de vazgeçti kız. Vaz mı geçti baba? Kim bilir. Bu saate kadar çoktan gelmesi lazımdı. Olmaz. Ben de intihar ederim o zaman. Amca bak ne diyor. Ha, ne dedin? İntihar ederim evet. Bak. Onsuz yaşayamam. Amma yaptın be tertibin. Senin gibi delikanlıya başka kız mı yok ya? Yok. Bana. Öldüm. Oh, eline sağlık. Şu Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesi de olmasa. Güzel otur Cafer. Dayam ayaklarını şuraya. İki dakika Gül. Dinleniyor şurada. Hiç kocana acımıyorsun sen de. Sabahtan beri in çık şu apartmanı. Ablası ne takacakmış ha geline? Ahlaksız kadın. Babası ablasına ne takmış ki düğünde? He, iyi dedin Gül. Unuttun mu o günleri? Şimdi oğluna yağdırıyor ama. Ayıp. Kızına bir yarım altın çok gördü ha. Hadi o günlerde parasızdı, anladık. Ya şimdi ne yapıyor? Hiç canım. Bütün her şeyi karısına, oğluna. Geberesice karı. Doymadı gözü. Kızı ne yapacakmış ha? Şu kadarcık bir şey takarsan benden adisi yok. Takma vallahi Gül. Bak şimdi benim de aklıma getirdin. Nasıl sinirlendim. Oh, şu Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesi de olmasa. Ayla Hanım. Efendim. Ne yapıyorsunuz burada? Hava alıyorum biraz efendim. Evde içime fenalık geldi. Büyük hanımı yalnız bırakmamak lazım ama efendim. Başladı yine terellilikleri. Ay ne yapayım efendim? Biraz da siz oyalayın. Vallahi aklımı bozacağım. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Geç kalmışsın bugün. Götür hadi, götür bir an önce. Hayvan sıkışıksa merdivenlere yapmasın. Aman. Sonra biz temizliyoruz. Sapsarı leke kalıyor. Duydun mu kızım? Duydum. Abadi gel oğlum. Şu hale bak. Bahçemizde bu alaman bozuntularının köpeğine helal oldu. Bu
çok ayıp Sabri Bey, yakışmaz. Ne demek Alman bozuntuları? Ayrıca bizim köpeğimiz hiç bahçeye çiş yapmıyor. Terbiyeli. Terbiyeli de bu lekeler ne hanımefendi, bakar mısınız? Evet, bunlar ne efendim, biz mi yapıyoruz? Sizinle konuşmak bile hata. Köpek düşmanları. Ha, cevabını veremeyince kaçarsın içeriye böyle. Ayla Hanım. Efendim. Gelmiyor musunuz? Ay, gelmiyorum efendim. Hava alacağım biraz daha. İyi geldi. Öf. Bomba gibi bir söyleşi olacak Cenab-ı abi, dayan. Hadi canım, işin inşallah. Özür dilerim. Siz miydiniz? Merhaba efendim. Merhaba. Hava almaya çıkmış. Tım da biraz. Beni görünce mi böyle oldunuz hanımefendi? Evet. Birden sizi karşımda görünce. Hay Allah. Sizin bu kırgınlığınızı hak edecek ben ne yaptım hanımefendi? Ne kadar üzülüyorum bir bilseniz. Size nasıl affettirebilirim kendimi? Keşke karşılaşmasaydık. Bakın şimdi. Aydıncığımla radyoda bir konuşma yapmak üzere gidiyorduk. Canlı yayın. Her şey alt üst oldu, inanır mısınız? Neden? Heyecanlandım tabii hanımefendi sizi görünce böyle. Bakın nasıl titriyorum ya. Verin bana elinizi. Ay, bilmem ki. Lütfen. Bu dünyanın en tatlı ev sahibesinin elini öpmek benim için ne mutluluk. Bakın. Geçti mi? 14'te bizi mutlaka dinleyin Ayla Hanım. Canlı yayında. Lütfen Ayla Hanım. Size de sesleneceğim orada. Bana da mı? Evet. Çok güzel. Görüşmek üzere. Güle güle Cenab Bey. Başarılar. Efendim, saygılar. Oo, merhaba. Ne tarafa böyle? Saat 14'te canlı yayında buluşacağız hanımefendi. Bir söyleşi var da benimle. Vaktiniz olursa dinleyin Türkan Hanım. Dinlerim tabii. Bugün biraz erken geldim zaten. Kızıl geldi Sevim. Merhaba. Ne o elindeki? Temizlik yapıyoruz. Sevim camları sildi. Ben de parkeleri cilalıyorum. Tebrik ederim. Çok kameratsın bugün. Benim adım Cemil. Kız, ne yapıyorsunuz büyük hanım? Gelin buraya. Nerede geziyorsun sen? Kıracağım bacaklarını. Şimdi görürsün sen. Bırak beni. Çıldırdınız bırak, mı? Bırak, kıracağım bacaklarını. Çıldırdı. Vallahi çıldırdı. Sevim, koş. Kaçırma bunu. Kıracağım bacaklarını. Hah, kızım geldin mi? Geldim teyzeciğim. Ne oldu yine? Koş karakola haber ver. Bunlar beni soyuyorlar. Ah. Aydıncığım, kaçalım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Oh, hayat hayat. Şimdi Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesinden iki bardak daha olsa içerim valla. O ne, dışarıda bir şeyler var. Bırak Gül, Sabri Bey'in kaynanasının Eisenhower'ı tuttu yine. Ne olacak? Oo. Anam. Hoş geldiniz Türkan abla. Hoş bulduk. Ne oluyor Cafer Bey, bu ne rahatlık? Çok ayıp. Hadi masama oturuyorsun. Dedim ama sana. Uzatmışsın ayaklarını da. İyi ki erken geldim. Bu her gün böyle mi? Yok vallahi efendim. Hiç yakıştıramadım. Görmeyeyim bir daha. Burada bakır, demir, eskiler alırım eskici. Tövbe ya Rabbi. Nereye kaçıyorsun? Irz düşmanı mıyız artık? Git başımdan git. Abadi yürü. Beni de sana amma kötü tanıtmışlar ha. Git git, eniştem görmesin, öldürür ikimiz de. Bacım, biz öyle destursuz adam mıyız? Tövbe. Kimi öldürüyor? Daha demin dükkandaydım, muhabbet ettik güzel güzel. Git git. Git git. Bu laflar senin de hoşuna gidiyor ya, açık edemiyorsun. Git git. Hurda, bakır, demir, eskiler alınıp eskici. Bir şey unutmadın inşallah hayırsız. Her bir şeyi aldım amca. He. Dayak yeme sonra benden müşterinin yanında. Sen gelmiyor musun oğlum? Gelmiyorum, bana ne? Direği bekliyorum dedim ya. Gelmez oğlum artık o. Gelse bu saate kadar gelirdi. Gelmez amca, korkuttu kızı. Sen konuşma hadi. Al. Atlatırım ikinizin de ensesine ha. Güzel konuşun.
Tamam gelmez. Ben de bunun hepsini tek başıma yemezsem. Halt! Ne yapıyorsun Tumko? Boğulacak amca. Boğulacağım. Görün. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Amca geldi. Gördük. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kusura bakmayın Davut Usta. Annem yine hastalandı yattı. Bırakamadım. Şimdi biraz daha iyi. Olur kızım. İnsanlık hali. Geçmiş olsun. Biz de şimdi bir müşteriye gidiyorduk. Gel otur şöyle. İşte ne oldu? Hani gelmiyordu? Vazgeçmişti. Geldi işte. Ne konuşuyordunuz? Geldi işte. Siz benim her şeyimsiniz. Bütün param, servetim sizin evladım. Benim kimim var sizden başka? Alın iş kurun kendinize. Öteki dünyaya mı götüreceğim ben bunları? Allah gecinden versin Nimetciğim, o nasıl söz? Raşit, kesme sözümü. Kızımla damadımla konuşuyorum şurada. Bitmedi. Ne patavatsızsın. Özür dilerim Nimetciğim. Sen öyle öteki dünya falan deyince daha gençsin. Dur bakalım. Raşit, sen bana göz mü kırptın, bana mı öyle geldi? Sana öyle geldi herhalde Nimet. Aa, sapıtıyor muyum ben yoksa ayol? Çocuklar siz bir şey gördünüz mü? Hayır ben bir şey görmedim. Hadi anneciğim devam et. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederiz. Yani Nimet, şu servis dünyanın hiçbir yerinde yok. Bırak şimdi servisi Raşit. Farkında mısın? O garson bana güldü. Sana nasıl gülebilir Nimet? Haddine mi düşmüş? Anında kapıda bulur kendini. Bana mı öyle geldi? Herhalde anne. Gülen falan yok. Devam et Allah aşkına. Raşit, demek ki yine bana geliyorlar. Getirme aklını öyle şeyler Nimetciğim. Maşallah çok iyisin. Ne diyordum ben şimdi? Para vereyim diyordun Nimetciğim. Tabii kızım. O para sizin. Bir de Mine'lerinki gibi bir villa alırım size isterseniz. Ne diyorsun Cem? Borç karşılığı herhalde efendim. Ne borcu evladım? Aa, hiçbir şey istemem. Size veriyorum hepsini. Karşılıksız. Olur mu Nimet? Aa, dünyanın bir türlü hali var. Hiç olmazsa noterden bir sözleşme yapalım. Sen bana baksana tahta kafa. Karşıma geçmiş göz kıparak. Deli miyim ben? Ne dediğimi biliyorum. Evladımla da mı sözleşme yapacağım? Vallahi buralarım seni. Anne ne yapıyorsun? Oturun lütfen. Abbas. Buyur müdürüm. Leyla Hanım'ın mutfak malzemelerinin içinde servis bıçağı çıkmadı. Sizde mi kaldı yoksa? Bilmem müdürüm affedersin. Görmedim. Bak şuna. Olur. Ha kullanmayacaksınız o ceket de alalım. Koy açık odasına bir köşeye. Buyur müdürüm al affedersin. Benim kolam diyet olsun Abbas efendi. Baş üstüne bacım. Periz mi yapıyor senin kanarya? Bilmiyorum. O küs müsüz yine? Hı. Demek bu ne kızım evlilik öncesi? Ona sorun Ergun Bey. Durup dururken değil herhalde. Ne yaptın gene kanarya? Olay oldu Ergun Bey. Deplasman maçına gittik. Olay tabii beyefendi. Uçakla. Biz burada idare edelim de bir şeyler alalım diye didiniyoruz. Hesabını bilsen de biraz evladım. Haklı kız. Kulüp mü vereceksin nikah masraflarınızı? Bizi taraftarız ama. Vallahi bu iş böyle yürümez Ergun Bey. Deplasmanlara da başladık artık. Ya takım ya ben. Aa, o ne biçim söz kızım? Duymayayım bir daha ağzından. Abbas. Buyur müdürüm. Bir de gümüş kaşıklar varmış onların arasında. Görmedim müdürüm affedersin. Getirdik hepsini yığdık evin bir köşesine. Gel bak ne istersen al. Tamam öyle yapalım en iyisi. Ben kendi gözümde göreyim yeter. Bana bir ayran daha ver. Buyur müdürüm. Kanarya. Efendim. Vilayet Hazretleri kayınvalideyle tahta kafayla kulüpte öğleyi mi yiyormuş ha? Öyleymiş. Yeni bir şirket kuracaklarmış Özge Hanım'la galiba Ergun Bey. Ben de öyle duydum. Tahta kafa da artık danışmanlar olur. Tahta başı paralansın affedersin. Tüh ne muhteşem adammış be. Babası duymuş içeride kahroluyor. Bu zamanda evladına bile güvenmeyeceksin. Abbas. Buyur. Leyla Hanım işleri de çıkmadı o mutfak malzemelerin içinden. Allah. Yazıklar olsun Şükrü. Hiç beklemezdim bunu Cem'den. Nimet Hanım'ın parasıyla iş kuracak. Özge çalışmak istiyor abi. Bırak. O da gözümden düştü. Kursunlar be abi bırak. Genç bunlar. Kendi başlarına bir şeyler yapmak istiyorlar. Olmaz oğlum. Gücüme gidiyor. Biz de ona güvendik. Her işimizi oğlumuza emanet ettik. Tam şöyle ayaklarımızı uzatalım rahat edelim derken
Şu yaptığına bak Leyli'yim. Bizden para istedi de vermedik mi? Abi sıkma canını bırak. Hepsi böyle bunların. Sen baba olarak yaptın yapacağını. Boşuna uğraşmışız oğlum. En çok da o gücüme gidiyor zaten. Ev aldık, herkesi bir araya topladık. Kimse memnun değil. Biz de ölmedik abi. Elimiz ayağımız tutuyor çok şükür. Çok iş var daha bizde. O ne? Babamın sigara tabakası. Hatıra. O da öyle derdi. Ben daha ölmedim sıfalar. Abi. Abi. Yapma. Hayat buymuş işte. Babalar oğullarına hep böyle dermiş. Ben daha ölmedim oğlum. Sonra günün birinde ölür giderlermiş. Ben de oğluma aynı şeyleri söyleyecek miyim? Kim bilir? Kim bilir?